you fear to go into those mines the dwarves delve too greedily and too herkese merhaba orta dünya resmi youtube kanalına hoş geldiniz ben orta dünya twitch yayınlarından tanıdığınız caner şenol bu videomuzda cücelerin efsanevi konağı moria'yı ve yüzük kardeşliği moria'ya gelmeden önce ve sonra olan olayları anlatacağız Moria kurulduğu zamanki adıyla Kazaddum, ağaçlar çağında dumanlı dağların altında inşa edilmiş, farklı farklı tüneller, madenler ve salonlardan oluşan devasa bir cüce yapısıdır. Cücelerin yedi babasının en büyüğü olan birinci Durin, diğer adıyla Ölümsüz Durin, elflerin uyanışını takiben Gundabad Dağı'nda uyandıktan sonra Azanul Bizar Vadisi'nde ileride Keled Zaram olarak adlandırılacak olan ortak dilde Ayna Göl ismi verilen gölün yakınına gelir. Göle baktığında suda yansıyan bir yıldız tacı görür. İlerleyen zamanlarda Durin'in göle ilk baktığı bu yeri mimleyen bir sütun dikilir ve sütuna Durin taşı adı verilir. Bu gölü ve çevresini çok beğenen Durin, halkı ile beraber ülkesini dumanlı dağlara kurmaya karar verir. Cüce Gazova olarak da bilinen Kazaddum'da ilk olarak Büyük Doğu Kapısı inşa edilir. Ardından ana salon olan birinci salonu ve Kazaddum Köprüsü'nü inşa ederler. Durin'in hükümdarlık yaptığı uzun yıllar boyunca da bölgede madenler genişlemeye devam eder. Güneşin birinci çağında Kazaddum ve burada yaşayan cücelerin önemli bir rolleri yoktur. Beleriyan savaşlarına katılmayan Kazaddum cüceleri ilk insanlar bu bölgeye gelmeye başladıktan sonra onlarla ticaret yaparak zenginleşmeye başlarlar. Ancak Kazadum'un zenginliğinin asıl sebebi ticaret, altın veya gümüş değildir. Cüceler or Kazadum'da Orta Dünya dışında yalnızca Numenor'da ve Valinor'un bulunduğu Aman kıtasında bulunan bir maden keşfederler. Bu maden morya gümüşü olarak adlandırılan ve elfçe karşılığı mitril olan altından 10 kat daha değerli bir madendir. 3. çağın sonunda yani Yüzüklerin Efendisi zaman diliminde ise mitril çıkarılamadığı için o kadar nadir hale gelmiştir ki paha biçilemez olmuştur. Cüceler elfçe karşılığı mitril olan bu madene kendileri de özel bir isim vermişlerdir. Fakat verdikleri ismi hiçbir zaman diğer halklara söylememişlerdir. Mitril diğer madenlerden pek çok yönüyle ayrılır. Görünüş olarak gümüşe benzese de gümüş gibi kararmaması ve donuklaşmaması, bakır gibi dövülebilmesi, cam gibi cilalanabilmesi ve çelikten çok daha sert ama aynı zamanda hafif olması gibi kendine has özellikleri mevcuttur. Mitril kullanılarak yapılmış nesnelere en güzel örnek, Torin Meşe Kalkan'ın Bilboba Ginse verdiği mitril zırhıdır. Bu zırh, içindekilerle beraber tüm şairi satın alabilecek kadar değerlidir. Aynı zamanda Galadriel'in elindeki güç yüzüğü Nen ya, mitrilden ve adamant taşından yapılmıştır. Kazatlum'un batı kapısının üzerindeki itildin yani yıldız ayı sembolü de mitril ile işlenmiştir. Minastirit'teki ak ağacı koruyan muhafızların miferleri ve Aragorn'un Ortank'ta bulduğu atalarına ait Elendil tacı da mitril ile yapılmıştır. Ayrıca Grond'un kırdığı Tirith cümle kapısı da Yüzük Savaşı sonrası Gimli ve Erebor cüceleri tarafından mitril ve çelik kullanılarak yeniden inşa edilmiştir. İkinci çağda Kazadum'un zenginliği ve ünü artık iyice artmaya başlar. Öfke savaşından sonra Beleriyan topraklarının yok olmasının ardından Nogrod ve Belegos cücelerinin çoğu Kazadum'a yerleşir. Yine bu dönemde Dumanlı Dağların batısında yer alan Eregion'da kendi ülkelerini kuran elflerin zenginlikleri ve zanaatkarlıkları da çok yüksek boyutlara ulaşır. Cüceler arasında bilinen en ünlü demircilerden olan Narvi ve Eregion hükümdarı Celebrimbor Kazadum'un batı kapısını inşa ederler. Böylece dumanlı dağların batısından madenlere giren bir kişi bu kapı vasıtasıyla dağların doğusundan çıkabilir. Kapı genelde açık durur. Ancak kapalı olduğu durumlarda bir açma sözü vardır. Bu sözcük elfler ve cüceler arasındaki dostluğu simgeleyen, Elfçede dost anlamına gelen Mellon sözcüğüdür. Dimlil Vadisine bakan Kazadum'un doğu kapısı ise her daim açıktır. Eregion Elfleri ile Kazadum cüceleri arasında bu dönemde gelişen dostluk, Orta Dünya'da çok nadir rastlanan bir durumdur. Galadriel Lothlórien'in bulunduğu yere ilk gidişinde ve dönüşünde Kazadum'u kullanır. Batı kapısından girip doğu kapısından çıkar. Hatta Celebrimbor, bu dostluğa dayanarak o dönemin kralı 3. Durin'e bir güç yüzüğü hediye eder. Ancak bu dostluk, Sauron'un tek yüzüğü dövdükten sonra Elflere savaş açmasıyla sona erer. Sauron tüm gücüyle Eregion'a saldırır ve o sırada cüceler elflere yardım etseler de Eregion yıkılır, Kelebrimbor öldürülür güç yüzüklerinin bir kısmı da Sauron'un eline geçer. Bu olaydan sonra Kazaddum kapılarını kapatarak Son İttifak Savaşı'na kadar dünya ile bağlantılarını koparır. Son İttifak Savaşı'nda elfler ve insanlara yardım eden cüceler bu savaştan sonra tekrar dış dünyadan uzaklaşırlar. Üçüncü çağda izole bir şekilde yaşama devam eden ancak sayıları giderek azalan cüceler artık sadece mitril bulmak için derinleri kazarlar. Büyük bir tamahkarlıkla git gide daha derinleri you know what they awoke in the darkness of Shadow and flame. çağın 1980 yılına gelindiğinde Kazadum'un derinliklerini kazan cüceler, burada uyuyan şeytani bir varlığı uyandırırlar. Karanlıklar Efendisi Melkor'un en ölümcül hizmetkarlarından olan bir Balrog. Öfke savaşında yok edilen Balroglardan bir tanesi kaçmayı başarmış ve Dumanlı Dağların altına saklanarak binlerce yıl burada kalmıştır. Uyanan Balrog korkunç bir yıkıma yol açarak önce Kral 6. Durin'i, bir yıl sonra ise oğlu Nain'i öldürür. Bu olaydan sonra bu korkunç yaratık Durin'in felaketi olarak anılır. Balrog'un yıkımının ardından cüceler Kazaddum'u terk etmek zorunda kalır ve buraya artık Moria yani Kara Çukur adı verilir. Yüzyıllar geçtikçe Moria, önce kuzeydeki orklar ile daha sonra da Sauron tarafından gönderilen orklar ve trolllerle dolar. Kazaddum'dan kaçan cüceler doğuya yolculuk yapmaya başlar ve yolculukları sırasında yalnız dağı keşfederler. Buraya yerleşme kararı alan cüceler Erebor'u inşa ederler ve buradan çıkardıkları madenlerle tekrar zenginleşmeye başlarlar. Ancak cücelerin Kazaddum'a duydukları özlem asla dinmez. 2790 yılına gelindiğinde Ejderha Smaug'un Erebor'u ele geçirmesinden sonra evsiz kalan, yaşlı ve umudunu yitirmiş Tror, artık tek hazinesi olan cücelerin yedi yüzüğünden sonuncusunu oğlu Train'e bırakır. Tror arkadaşı Nar ile birlikte Dimril Vadisi'ne gelir. Moria kapısının açık olduğunu gören Tror, Nar'ın uyarılarına kulak asmayarak içeri girer. Nar günlerce dışarıda saklanarak Tror'u bekler. Bir gün Moria'nın dışındaki basamaklara fırlatılan bir beden görür. Orklar Nar'a seslenerek onu gördük açığa çıkabileceğini çünkü mesaj iletmesi için ona ihtiyaçları olduğunu ve bu sebepten ona zarar vermeyeceklerini söylerler. Nar çekinerek fırlatılan bedene yaklaşır. Bu bedenin Tror'a ait olduğunu fark eder. Tror'un başı bedeninden ayrılmış ve de alnına cüce rünleriyle Azok ismi yazılmıştır. Orklar Tror'un başına nara vermezler. Nara bir dilenci muamelesi yaparak ufak bir kese para fırlatırlar ve yaşadıklarını diğer cücelere de anlatması için onu kovarlar. Nar yaşadıklarından ötürü ağlayarak Gümüş Damar Nehri boyunca kaçar. Son bir kez arkasına bakar ve orkların Tror'un bedenini paramparça ederek bu parçalarla kargaları beslediklerini görür. Nar cücelerin yanına geri dönüp yaşanan her şeyi anlatır. 2799 yılında Tror'un oğlu Train, Moria'yı geri almak ve babası Tror'un intikamı Almak için büyük bir orduyla Moria'ya yürür. Azanul Bizar'da cüceler ve orklar arasındaki en büyük savaş yapılır. İki tarafta çok büyük kayıplar verir. Demir Tepelerin Efendisi Nain Azok tarafından öldürülür. Fakat Azok da Nain'in oğlu Dain tarafından öldürülür. Train'in küçük oğlu Frerin ve Balin'in babası Fundin de bu savaş sırasında öldürülür. Torin bu savaştan sonra Meşe Kalkan olarak anılır. Cücelerin yarısı ya ölmüş ya da ölümcül yara almıştır. Bu sebeplerden galip gelmelerine rağmen savaş cücelerin geri çekilmesiyle son bulur. Train Moria'ya girmek istese de kapının girişinde Balrog'u gördükleri için Dain'in ısrarıyla vazgeçirilir. Bu Başta Moria'da yaşayan orkların sayısı azaldığından, ilerleyen yıllarda Moria'nın tekrar alınması kolaylaşmıştır. 2989 yılına geldiğimizde, Erebor macerasından sonra Balin Moria'yı da alabileceklerini düşünür. Kendisiyle beraber Erebor macerasında da yer alan Oin ve Orin'in de bulunduğu bir cüce topluluğu ile Moria seferini başlatır. İlk başlarda başarılı olsalar da grubun başarısı çok uzun sürmez ve 5 yıl sonra yani 2994 yılında mağlup edilirler. Ori Mazarbul yani kayıt odasında Moria seferi boyunca yaşanan tüm olayları el harfleri kullandığı iri ve güzel yazısıyla kayıt altına alır. Cüceler ilk başta orkları katleder ve 21. salonu ele geçirdikten sonra Balin Konseyi'ni Mazarbul odasına kurar ve Moria'nın hükümdarı olur. Araştırmaları devam ettikçe birçok kıymetli nesne bulurlar. Bunlardan en önemlisi Durin'in baltası ve mitrildir. Daha sonraki kayıtlarda Moria hükümdarı Bali'nin Gölgeli Dere Vadisi'nde tek başına Ayna Göl'e bakmaya gittiği sırada gizlenmiş bir orkun okuyla öldürüldüğü yazar. Ardından kuvvetli bir ork saldırısı olur ve Kazaddum Köprüsü ile ikinci salon kaybedilir. O sırada cücelerden Fırar, Loni ve Nali ölür. Oyun ise batı kapısındayken göl yükselir ve sudaki gözcü onu öldürür. Ori'nin kayıtlarından zarar görmeyen son kayıt budur. Muhtemelen Ori, Mazarbul odasında en son ölen cüce olmuştur. Yıllar sonra, 3018 yılında Sauron doğudan tekrar yükselmeye başlayıp tek yüzüğü aramaya başlar. Yüzüğün Bilbo Baggins adında bir hobbitin elinde olduğunu öğrenir ve geçmişte cücelerle olan bağlantısını keşfeder. Kral ikinci dayına bir kara süvariyi elçi olarak gönderir. Kara süvari, Dayne, Bilbo Baggins'in elindeki yüzüğü getirme veya Bilbo hakkında bilgi vermesi karşılığında kalan cüce yüzüklerini ve Moria'yı geri vermeyi teklif eder. Dayne ise bunu düşüneceğini söyleyerek kara geçiştirir. Ardından hem bu durumu haber vermek hem de Balin ve diğer cüceler hakkında bilgi almak için Gloini ve oğlu Gimli'yi Ayrık Vadi'ye Elrond'a gönderir. 3019 yılına gelindiğinde tek yüzük serüveni için Ayrık Vadi'den yola çıkan yüzük kardeşliği, Isengard tehlikesi nedeniyle Rohan geçidi kullanamaz. Kızıl Boynuz geçidinden de karadırsın zalim hava koşulları nedeniyle geçemeyince Moria'ya gitmek zorunda kalırlar. Moria duvarlarına geldiklerinde onları bir bilmece beklemektedir. Sadece yıldız ve ay ışığını yansıtan ve artık orta dünyada çoktan unutulmuş sözcükler içeren Batı kapısını bulurlar. Kapıda şunlar yazmaktadır: Moria hükümdarı Durin'in kapıları. Deyiver dost, öyle gir. Kapıda yazan bilmeceyi uzunca bir süre çözemeyen Gandalf, en nihayetinde kapının yapıldığı günlerin daha sade ve mutlu günler olduğunu fark eder. Dost anlamına gelen elfçe Mellon" sözcüğünü söyler ve Durin'in kapıları kardeşliği açılır. Mellon. Bu esnada hala batı kapısının önündeki gölde yaşamakta olan sudaki gözcü kardeşliğe saldırır. Gandalf'ın tahminine göre Frodo'nun taşıdığı tek yüzüğü hisseden sudaki gözcü doğrudan Frodo'yu hedef alarak onu ayağından yakalar. Sem'in de yardımıyla kurtarılan Frodo ve yüzük kardeşliği Moria madenlerine doğru geri çekilir. Sudaki gözcü ise batı kapısını çökertip yanındaki iki ağacı sökerek kardeşliği Moria'ya kıstırır. Böylece peşlerine Gollum'un da takılacağı karanlıkta yolculuk başlar. Yolculukları sırasında 21. Salona ve sonra da Mazarbul Odası'na ulaşan kardeşlik üyeleri orada bir mezar bulurlar. Mezarın üzerinde şunlar yazar. Fundi'nin oğlu Balin, Moria hükümdarı. Mezarın hemen yanında Ori'nin Mazarbul kitabını bulurlar. Buradan Balin ve diğer cücelerin akıbetini öğrenirler. Korktukları başlarına gelmiştir. Balin ölmüş ve Moria seferi başarısız olmuştur. Tam bu sırada davul sesleri yükselir. Kardeşlikte cüceler gibi Mazarbul Odası'nda kıstırılarak saldırıya uğrar. Ancak neyse ki saldırının şiddetinin azaldığı bir anda açık bıraktıkları doğu kapısından kaçma fırsatı bulurlar. Gandalf kapıyı tutmak için bir kapatma büyüsü yapar. Fakat kapının diğer tarafına Dori'nin felaketi de gelmiştir ve karşı bir büyü yapar. Kapı kapanamaz. Gandalf bir hüküm sözcüğü söylemek zorunda kalır. Duvar ve tavan çöker. Balin derinlere gömülür. Kardeşlik üyeleri ikinci salona doğru hızla kaçarlar kaçtıkları sırada Gandalf köprüye yaklaştık. Tehlikeli ve dar bir köprüdür diyerek kardeşliği uyarır. Bir süre sonra ne bir kenar taşı ne de parmaklığı olan ve elli ayak uzunluğunda tek bir yay çizerek uçurumu aşan dar bir köprüye gelirler. Bu köprü cücelerin ilk salon ve dış geçitler ele geçirilirse diye geliştirmiş olduğu bir savunma önlemi olan Kazaddum köprüsüdür. Kazaddum köprüsüne geldiklerinde Gandalf ile Balrog köprü üzerinde karşılaşırlar. Gandalf köprünün bir ucunu kırar ve Balrog uçurumdan aşağı düşer. Son anda kırbacını savuran Balrog, Gandalf'ı da kendisiyle beraber aşağı çeker. Kardeşliğin geri kalanı ise Moria'dan umudunu yitirmiş ve mahvolmuş bir halde çıkar. Moria'nın doğu kapısının yakınındaki ayna göle geldiklerinde, Gimli'nin ısrarı üzerine Frodo ve Sam ile beraber tam da Durin'in baktıkları yerden göle bakarlar. Gandalf en dipteki zindandan en yüksekteki uca kadar her yerde dövüşür Balrog ile. Durin'in ya da diğer cücelerin kazmadığı yerlerde gizli geçitler olduğunu ve isimsiz varlıkların orayı sürekli kemirdiğini görür. Daha sonra Balrog'u izleyerek sonsuz merdivenlere ulaşır ve ziraxigil'in zirvesine kadar çıkarlar. Orada Balrog'u öldürmeyi başarır ancak bu sırada kendisi de ölür. Görevini tamamlamak için ak olarak tekrar gönderilir. Balrog'un ölümünden yıllar sonra 4. çağda 7. Durin'in dönemine kadar bir daha Moria hakkında önemli bir olay gerçekleşmez. Durin'in yedi kere dünyaya geleceği kehanetine dayanarak Durin soyundan gelen bazı krallara Durin adı verilmektedir. 7 rakamı cüceler için önemlidir. Cücelerin 7 babası vardır. Durin'in yedi kere dünyaya geleceği düşünülür. Cücelere yedi tane güç yüzlüğü verilir. Bu yüzden 7. Durin'in de Moria'yı tekrar ele geçireceği düşünülür. Ve öyle de olur. 7. Durin döneminde Moria orklardan temizlenip ele geçirilir. Ama bir daha eski görkemine asla ulaşamaz. Dördüncü çağın ilerleyen dönemlerinde insanların günleri başlayıp elflerin zamanı sona erdiğinde ise Durin soyu da zamanla zayıflayıp solar ve eski kudretini yitirir. İleriki videolarımızda merak ettiğiniz ve işlememizi istediğiniz Orta Dünya ile ilgili konuları yorumlarda bizimle paylaşın. Orta Dünya ve Yüzüklerin Efendisi ile ilgili gelecek videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirim simgesine tıklamayı unutmayın. Gerçek dünyadan daha fazlası için ortadunya.com'da görüşmek üzere.